Merhaba arkadaşlar. Bugünkü dersimizde düzgün çembersel hareket konusunu inceleyeceğiz. Günlük hayatımızda çevremizde çembersel hareketi yapan birçok olay görmekteyiz. Örneğin bir saatin akrep ve yelkovanının belli bir nokta etrafında dönmesi, gezegenlerin güneş etrafında dönmesi veya uyduların gezegenler etrafında dönmesi. Bunların hepsi çembersel harekete örneklerdir. Bir arabanın virajı dönmesi de veya bir ipin ucuna asılı cismin sabit bir nokta etrafında döndürülmesi, bunların hepsi çembersel harekete örnektir. Peki öncelikle bu çembersel hareketin nasıl oluştuğu ile ilgili konuşmak istiyorum. Çembersel hareketin oluşması için arkadaşlar, şöyle öncelikle bakalım. Diyelim ki, birincisi, bir cisim V büyüklüğünde hızla hareket ederken, bu cisme hareketle aynı yönde ya da ters yönde ya da yani hareketle aynı doğrultuda bir kuvvet uygularsak, bu kuvvet ne yapar? Hızın şiddetini değiştirir. Değil mi? Hızın şiddetini değiştirir. Ancak doğrultusunu değiştiremez. Hızın şiddetini değiştirir ancak doğrultusunu değiştiremez. Veya bakın, ters yönde bir kuvvet de olsa bu kuvvet hızın şiddetini artırırken bu kuvvet hızın şiddetini azaltır. Ancak bu da yine doğrultusunu değiştirmeyecektir. Peki şöyle bir şey söylesek, diyelim ki ikinci durumda bir cisim V hızıyla hareket ederken bu cisme hızla her zaman aynı alfa açısını yapacak şekilde bir kuvvet uygularsak, bakın bu kuvvetin cisim üzerinde iki etkisi vardır. Bakın bu kuvvetin bir hızla aynı doğrultuda olan, bir de hıza dik olan iki etkisi vardır. Bu iki bileşen, F kuvvetinin iki bileşeni cisim üzerinde iki farklı etki yaratacaktır. Bakın Fx bileşenimiz, Fx bileşeni ne yapar? Hızın şiddetini değiştirir. Hızın şiddetini değiştirir. Fy bileşeni de hızın doğrultusunu değiştirecektir. Bu durumda o zaman bakın, cisim hem hızının şiddetini arttıracak hem de doğrultusunu değiştireceği için sürekli bir dairesel yörüngede dolaşacak, ancak sürekli büyüyen daireler çizerek şu şekilde bir yörünge, yani spiral bir yörünge izleyerek hareketini sürdürecektir. Peki üçüncü durumda, diyelim ki cisim V hızıyla hareket ederken cisim üzerine her zaman hıza dik olacak şekilde bir kuvvet uygularsak, bakın kuvvet hıza dik olursa, o halde arkadaşlar bu kuvvet ne yapacaktır? Bu F kuvveti bu sefer hızın şiddetini değiştiremez. Hızın şiddetini değiştiremez. Ne yapar? Sadece hızın doğrultusunu değiştirecektir. Değil mi? Hızın doğrultusunu değiştirir. Bu durumda da ne yapacaktır? Bu durumda da cismin R yarıçaplı yörüngede sabit hızla dolanmasını sağlayacaktır. Demek ki arkadaşlar, bir cismin dairesel yörüngede dolanması için mutlaka hıza dik bir kuvvetin etkisi gereklidir. İşte bakın, bu şekilde hıza dik bir kuvvetin etkisiyle belli bir nokta etrafında dolanan cisimlerin yaptığı harekete ne diyeceğiz? Düz çembersel hareket diyeceğiz. O halde arkadaşlar, buradaki tabloya göre biz çembersel hareketimizin tanımını yapabiliriz. Nasıl tanımlayabiliriz çembersel hareketi? Şöyle tanımlayalım. Çembersel hareket diyelim. Değil mi? Çembersel hareket. Şöyle buradaki söylediğimiz şeylere göre tanım yapmaya çalışırsak, bir cismin
bir eksen etrafında, bir eksen etrafında eşit sürelerde eşit yollar alarak veya bir cismin bir nokta etrafında sabit hızla hareket etmesine ne diyoruz? Düzgün çembersel hareket diyoruz. Şimdi bir cismin bir eksen etrafında eşit sürelerde eşit yollar alarak veya bir cismin bir nokta etrafında sabit hızla hareket etmesine düzgün çembersel hareket diyeceğiz. O halde arkadaşlar düzgün çembersel hareketi ifade ederken burada cümleler içerisinde kullandığımız ifadeleri şekil üzerinde de göstermeye çalışırsak nasıl bir şekilde gösterebiliriz bakalım. Demek ki bir cismin çembersel bir yörüngede dolanırken hızının şiddeti değişmeyecek. Bakın ne dedik? Sabit hızla hareket etmesine. Örneğin cisim bu noktadaysa cisim şöyle bir V hızıyla hareket ederken cismin üzerinde hıza her zaman dik kalacak şekilde bir kuvvet etkisi olması şarttır. Mesela bu cisim bu şekilde hareket ederken diyelim ki bir süre sonra buraya geldi. Değil mi? Şöyle V hızıyla giderken yine cismin üzerinde F kuvvetinin etkisi olacaktır. Cisim diyelim ki bu noktaya geldi. Hala hızının şiddeti V kadardır. Ve hala cismin üzerinde bir F kuvvetinin etkisi bulunacaktır. Bakın bu F kuvveti dediğimiz kuvvet nedir? Her zaman merkeze doğru olan bir kuvvettir. Ve hıza her zaman diktir. Hız büyüklüğü, hızın da burada dikkat ederseniz yönü sürekli olarak değişiyor. Ancak şiddeti her zaman için sabittir. Ve hız bu dairesel yörüngeye de teğet olacak şekildedir. Bir mesela şunu hız vektörümüzü şöyle takip edersek bakın hız vektörümüz dairesel yörüngeye teğet olacak şekildedir diyeceğiz. İşte bu şekilde sabit bir kuvvetin sabit bir şekilde ve hıza dik olan bir kuvvetin etkisiyle yapılan harekete ne diyoruz? Çembersel hareket diyoruz. Peki arkadaşlar bu çembersel hareketle ilgili terimlerimize bakacağız şimdi. Çembersel hareketi ifade edebilmek için bu olayla ilgili bazı kavramları bilmemiz gerekiyor. Nedir bu kavramlar? İnceleyelim. Birincisi, periyot dediğimiz kavram nedir? Değil mi? Periyot. Bakın bu hareket, çembersel hareket dediğimiz hareket, periyotlu bir harekettir. Ne demektir periyotlu hareket? Eğer bir olay belirli bir süre içerisinde tekrarlıyorsa, hep eşit sürelerde aynı olay tekrar ediyorsa bu hareketlere periyodik hareketler diyoruz. Örneğin burada bahsettiğimiz düzgün çembersel hareket periyodik bir harekettir. Çünkü bu cisim bir tam turunu belirli bir sürede tamamlıyorsa ikinci turu da aynı sürede, üçüncü turu da aynı sürede, dördüncü turu da aynı sürede tamamlayacaktır. Bu tür hareketlere periyodik hareketler diyoruz. Örneğin bundan sonra işleyeceğimiz basit harmonik hareket de yine nedir? Periyotlu bir harekettir. Orada da bunu mutlaka vurgulayacağız. Peki bu harekette periyot dediğimiz kavram nedir? İnceleyelim. Bakın periyot nedir? Şöyle diyelim. Çembersel hareket yapan, değil mi? Çembersel hareket yapan cismin bir tam turunu tamamlama süresidir. Yani çembersel hareket yapan cismin bir tam turunu tamamlama süresine periyot diyoruz. Ve periyodu büyük T harfiyle gösteriyoruz. Birimi de nedir? Saniyedir. Yani zaman birimidir. Arkadaşlar burada o zaman periyodu şöyle tanımlayabiliriz. T eşittir nedir? Zaman
bölü tur sayısıdır. Değil mi? Zaman bölü tur sayısı bize periyodu ifade edecektir. Peki diğer bir kavramımız da frekans. Frekans dediğimizde nedir arkadaşlar? Çembersel hareket yapan cismin bir saniyedeki tur sayısına frekans denir. Frekansı da F harfiyle gösteriyoruz. Bakın frekansı da F harfiyle gösterirsek o zaman frekans tanımından yola çıkarak ne söyleyebiliriz? Bir saniyedeki tur sayısı dediğimize göre bu da tur sayısı bölü zaman şeklinde ifade edebilir. O halde frekans birimimizde ne çıkar buradan arkadaşlar? 1 bölü saniye ya da saniye üzeri eksi 1 ya da buna özellikle ne isim veriyoruz? Hertz dediğimiz frekans birimidir burada. 1 bölü saniye ya da saniye üzeri eksi 1 ya da Hertz'tir. Bakın periyodu nasıl tanımladık? Zaman bölü tur sayısı, frekans da tur sayısı bölü zaman olarak tanımladık. O halde buradan ne görebiliriz? Demek ki frekansla periyot birbirinin tersidir. Yani F eşittir 1 bölü T ya da T eşittir 1 bölü F ya da T çarpı F eşittir 1'dir. Değil mi? Frekans ve periyot birbirinin tersidir diyeceğiz arkadaşlar. Peki diğer kavramlarımıza da bakalım. Bu kavramlarımız tabii çembersel hareketin ifade edilmesi için önemli kavramlardır. Nelerdir diğer kavramlarımız? Çizgisel hız. Çizgisel hız dediğimiz nedir bakalım? Çizgisel hızı şöyle tanımlayalım arkadaşlar. Çembersel hareket yapan cismin birim zamanda aldığı yayın uzunluğudur. Değil mi? Çembersel hareket yapan cismin birim zamanda aldığı yayın uzunluğuna ne diyoruz? Çizgisel hız diyoruz. Çizgisel hızı V ile gösteriyoruz. Değil mi? Birimimizde metre bölü saniyedir. Örneği şöyle yaparsak arkadaşlar bakın. Diyelim ki şöyle dairesel yörüngede dolan nokta olan bir cisim için. Diyelim ki O merkezli bir dairesel yörüngede dolanıyor. Cisim öncelikle A noktasındayken hızımız şöyle V kadardı. Cisim belli bir miktar döndükten sonra şöyle bir B noktasına geldi. Hızı hala V kadar. Bakın o zaman bu tanımdan yola çıkarak şunu yazabilir miyiz? Çizgisel hız V eşittir delta X bölü delta T'dir. Bakın birim zamanda aldığı yayın uzunluğudur diyelim. Peki o halde buradan ne söyleyebiliriz? Bakın burada A'dan B'ye geldiğine göre biz çizgisel hızı şöyle tanımlayabiliriz. AB yayının uzunluğu bölü zamandır. Şimdi AB yayının uzunluğunu zamana bölersem çizgisel hızı bulabiliriz. Peki o zaman burada bakın bir tam tur döndüğünde aldığı çizgisel yol ne kadardır? Aldığı çizgisel yol bu dairesel yörüngenin çevresi kadardır. Yani 2 pi r kadardır diyebiliriz. Burada yörünge yarıçapına da r dersek bir tam turda aldığı yol 2 pi r kadardır. Peki bir tam tur için geçen süre ne kadardır? Bir tam tur için geçen süreyi de periyot olarak tanımlamıştık. Bunu da t ile gösterirsek o halde arkadaşlar buradan çizgisel hız bağıntımız ne çıkar? Bakın 2 pi r bölü t'dir. Bakın delta x 2 pi r. Delta t'de periyot süresi ise 2 pi r bölü t. Ya da bakın 1 bölü t değil mi? 1 bölü t değerine frekans demiştik. 1 bölü t yerine frekans yazarsak bu bağıntımızı 2 pi f çarpı r olarak da ifade edebiliriz çizgisel hız bağıntımızı. Diğer kavramımız arkadaşlar açısal hız. Açısal hızı da tanımlayalım.
Şimdi tabii burada cisim bu çembersel yörüngede dolanırken belli bir açı tarayarak dolanmaktadır. Şimdi bu da tabii bir açısal hız kavramını bize söyleyecektir. Hemen açısal hızı da tanımlayalım. Açısal hız. Açısal hızı diyelim ki çembersel hareket yapan, değil mi? Çembersel hareket yapan cismin birim zamanda taradığı açının radyan cinsinden değeridir. Değil mi? Açısal hız çembersel hareket yapan cismin birim zamanında taradığı açının radyan cinsinden değeridir. Bunu W sembolüyle gösteriyoruz ki bu sembolü de omega diye okuyacağız. Birimimiz de radyan bölü saniyedir. Bakın birim zamanda taradığı açının radyan cinsinden değeridir diyoruz. Şimdi şeklimize dönersek bakın cisim A'dan A noktasından B noktasına giderken ne yapıyor bakın? Şöyle teta kadar bir açı tarayarak gidiyordur. İşte bakın burada biz açısal hızı şöyle tanımlayabiliriz. Açısal yol bölü zamandır. Yani açısal yolu da teta ile gösterirsek teta bölü delta t bize neyi verecektir? Açısal yolu verecektir. Bakın o zaman burada arkadaşlar burada çizgisel hız tanımlarken bir tam turda aldığı yolu ve zamanı dikkate alarak yapmıştık. O zaman burada da açısal hızı buna dikkat ederek ifade etmeye çalışırsak o zaman diyoruz ki açısal hız bağıntımız bakın bir tam tur döndüğünde ne kadarlık bir açı tarayacaktır? Bir tam tur dönüşte taradığı açı 360 derecedir. Bunun radyan cinsinden değerini yazarsak 2 pi radyandır. Bölü, peki bir tam turu tamamlama süresine de periyot demiştik. O zaman açısal hız bağıntımız da 2 pi bölü t'ye kadardır. Yani burada da yine aynı şekilde 1 bölü t yerine frekans dersek 2 pi f'tir. Bu da açısal hız bağıntımızın ifadesidir. Açısal hız ve çizgisel hızı da inceleyecek olursak dikkat ederseniz bakın açısal hız nedir? 2 pi f. Çizgisel hızımız nedir? 2 pi f r. Yani bir farkımız ne var burada? R'dir. Yani şöyle bir şey de yazabilir miyiz? Bakın demek ki çizgisel hızımız açısal hızın r ile çarpılmış halidir. Değil mi? Ya da açısal hızımız da çizgisel hızın r'ye bölünmüş halidir diyebiliriz. İkisi açısal hız ve çizgisel hız arasındaki ilişkiyi ifade edebilmek için. Peki arkadaşlar diğer bir kavramımız bakın. Çembersel harekette cisim, düzgün çembersel harekette cismin çizgisel hızı sabit. Yani sabit bir hızla yörüngeyi dolanıyor. Ancak burada hızın şiddeti değişmezken hızın doğrultusu değişmektedir. İşte bakın burada sonuçta hızın özelliklerinden birisi değiştiğine göre düzgün çembersel harekette yine ivmeli hareket olarak tanımlanacaktır. Nedir peki buradaki ivme? Bakın burada çembersel hareketteki ivmeye ne diyoruz? Merkezcil ivme diyoruz. Merkezcil ivme. Bakın genel olarak ivme kavramımız neydi? Birim zamandaki hız değişimine ivme diyoruz. Şimdi eğer hızın şiddeti değişiyorsa bu hızın şiddetini değiştiren ivmeye biz daha önceden çizgisel ivme demiştik. Burada hızın doğrultusu sadece değiştiğine göre o zaman merkezi ivmeyi de şöyle tanımlayacağız. Çembersel hareket yapan cismin çembersel hareket yapan cismin hızının birim zamandaki hızının birim zamandaki doğrultu değişimine merkezcil ivme denir. Hızın birim zamandaki
doğrultu değişimi diyoruz değil mi? Hızın birim zamandaki doğrultu değişimine merkezci ivme diyeceğiz. Ve merkezci ivmeyi AC diye gösterelim. Ve birimi de nedir yine bunun? Metre bölü saniye karedir. Şimdi merkezci ivmeyi bir formülle ifade etmek için yine çembersel hareket üzerindeki bir durumu inceleyelim arkadaşlar. Örneğin şöyle çembersel hareket yapan bir cismimiz olsun. Şöyle çemberimizi baştan çizelim. Şöyle bir çembersel yörüngede dolansın. Diyelim ki bir cismimiz şöyle bir A noktasından, diyelim şurası bir A noktası olsun ya şurası da bir B noktası olsun. Cisim buradayken hızı şöyle VA kadar diyelim. Diyelim şurası A noktası olsun. Cisim buraya geldiğinde hızı şöyle VB kadar olsun. Değil mi? Hızımız da şöyle VB kadar. Bakın arkadaşlar burası O noktası yani hareketin merkezi ise cisim O noktası etrafında çembersel hareket yapıyor. A noktasından B noktasına kadar geldiğini düşünelim. Bakın biz burada merkezci ivme kavramımızı bulmaya çalışıyorsak genel olarak ivme kavramımız neydi? Birim zamandaki hız değişimi demiştik değil mi? Birim zamandaki hız değişimidir. O zaman biz bunu nasıl ifade edebiliriz? Merkezci ivmeyi o zaman şöyle şuraya yazıyorum öncelikle. Burada AC eşittir nedir? Delta V bölü delta T'dir. Bakın birim zamandaki hız değişimi. Ancak işte bakın buradaki hız değişimi, hızın şiddeti değişmeyecek ama doğrultusu değişeceği için biz buna ne diyeceğiz? Hızdaki doğrultu değişimi diyeceğiz. Bakın burası VA, VB ise burada dikkat ederseniz O noktası etrafında bir dairesel hareket yapıldığına göre şu bakın şurada çizeceğimiz vektör bu konum vektörüdür. Yani cisim A konumundan B konumuna geldi. Orijin noktasından bu konuma çizilen vektör cismin konum vektörüdür. Cisim bu konumdayken bu konuma geldi. Dolayısıyla bakın burada teta kadarlık bir dönüş varsa o zaman bu cismin yer değişimi ne kadardır? Delta R eşittir. RB eksi RA kadardır. Yani son konumu eksi ilk konumu bize konum değişimini verir. Ve de bu RB eksi RA vektörümüz de nasıl hesaplanacaktır? İşte şurası bize RB eksi RA vektörünü verir. Şurayı kırmızıyla çizelim farklı olsun arkadaşlar. Şöyle şu nedir? Delta R vektörümüzdür. Aynı şekilde bu cismin hız değişimini nasıl yazabiliriz? Delta V de zaten son hızı eksi ilk hızıdır. VB eksi VA'dır. O zaman bu delta V hız vektörünü nasıl bulabilirim? Bakın VB vektörünün ucuna VA vektörünü ters yönde eklersem bakın VA vektörü böyleydi. VA vektörünü şöyle eklediğim zaman da şurası eksi VA olur. Dolayısıyla başlangıçta bitişi birleştirdiğim zaman elde edeceğim vektör de nedir? Şu da delta V hız değişim vektörüdür. Zaten bu cisim A'dan B'ye gelene kadar teta kadar döndüyse hız vektöründeki dönüş de teta kadardır. Yani şu açımız yine nedir? Bu açı tetaysa bu açı da teta kadar olacaktır. Dolayısıyla bakın burada şu burada oluşan üçgenle burada oluşan üçgen benzer üçgenlerdir. Dolayısıyla ben buradaki iki benzer üçgenden şöyle bir bağıntı yazabilirim. Ne yazabiliriz oradan arkadaşlar? Delta V bölü V eşittir. Delta R bölü R kadardır. Bakın buradaki RA vektörümüz şöyle şuraya yazarsak bunu da RA vektörünün uzunluğuyla RB vektörünün uzunluğu birbirine eşit ve R kadar diyelim. Aynı şekilde VA vektörünün büyüklüğüyle VB vektörünün büyüklüğü de birbirine eşit ve V kadardır. Dolayısıyla bunlar arasındaki ilişki de delta V bölü V eşittir delta R bölü R'dir. Dediğimiz gibi buradaki üçgenlerdeki benzerlikten dolayı. O halde buradan arkadaşlar ben delta V'yi nasıl yazabilirim? Buradan delta V eşittir ne çıkar? Delta R çarpı V bölü R kadardır. O halde bakın burada bulduğumuz ivme neydi? Hız değişimi bölü zaman. Buradan bakın hız değişimini bu şekilde bulduysam buradaki hız değişiminin yerine şunu yazabilirim. Ne yazacağız o zaman? Delta R çarpı V bölü
R çarpı delta T'dir. Bakın ne yazdık buraya dikkat ederseniz. Delta R şurasının yerine, delta V yerine bunu yazmış olduk. Peki, buradan arkadaşlar başka ne görebiliriz? Dikkat ederseniz burada ne çıkıyor? Şurası delta V kadarsa. Ya da şöyle diyelim peki, delta R bölü delta T değeri, şöyle şuraya yazıyorum. Delta R bölü delta T değeri zaten V'dir. Bakın hız neydi? Birim zamandaki yer değişimidir. O zaman delta R bölü delta T yerine V yazabilirim. Dolayısıyla buradan V çarpı V bölü R olacaktır. Bir bakın şuradaki burayı farklı şekilde yazalım. Şu delta R bölü delta T yerine de V yazmış oldum. Dolayısıyla V çarpı V bölü R olur. Bu da neye eşittir arkadaşlar? V kare bölü R kadardır. Dolayısıyla arkadaşlar buradan merkezcil ivme bağıntımızı AC eşittir V kare bölü R olarak yazabiliriz. Zaten bakın biraz önce açısal hız ve çizgisel hız arasındaki bağıntıyı yazmıştık. Neydi? V eşittir omega çarpı R idi. Dolayısıyla burada V yerine omega çarpı R yazarsam merkez ivme bağıntımızda ne çıkacaktır? W kare çarpı R olarak da ifade edilebilir. İşte demek ki cismin dairesel yörüngede dolanırken hızın birim zamandaki doğrultu değişimini belirleyen merkezcil ivmemiz nedir? V kare bölü R ya da W kare R çarpı bağıntısıyla bulunabilir diyoruz. Peki son kavramımız arkadaşlar nedir? Merkezcil kuvvet. Zaten bakın biraz önce konunun başında zaten söylemiştik. Demek ki bir cismin dairesel yörüngede dolanabilmesi için mutlaka o cismi her zaman merkeze doğru çeken bir kuvvet etkisi vardır. Değil mi? Şöyle merkezcil kuvvet diyelim. Merkezcil kuvveti de nasıl ifade edebiliriz? Bir cismin çembersel hareket bir cismin çembersel hareket yapması için hıza dik olarak ve merkeze doğru uygulanan kuvvettir diyoruz. Değil mi? Bir cismin çembersel hareket yapması için hıza dik olarak ve merkeze doğru uygulanan kuvvete merkezcil kuvvet diyoruz. Ve merkezcil kuvveti de Fc ile gösterelim. Zaten bizim genel bağıntımız nedir? F eşittir m çarpı a'dır. Dolayısıyla biz merkezcil kuvveti bulmak istiyorsak merkezcil kuvveti eşittir m çarpı merkezcil ivmedir. Yani buradan da arkadaşlar Fc eşittir m çarpı, bakın merkezcil ivme yerine V kare bölü R ya da M çarpı W kare çarpı R yazarsak merkezcil kuvvet bağıntımızı da bu şekilde ifade edebiliriz. Yani arkadaşlar sonuç olarak düzgün çembersel hareket yapabilmesi için bir cismin o cismi her zaman merkeze doğru çekecek olan ve hıza dik olarak uygulanan bir kuvvete ihtiyacımız vardır. Bu kuvvete de merkezcil kuvvet diyoruz. Bakın sonuç olarak şöyle bir şekil çizersek, şöyle diyelim ki çembersel hareket yapan bir cisim için, diyelim ki cisim bu noktadaysa, burası O noktası diyelim, bu O noktası etrafında dönüyorsa, cisim mesela bu konumdaysa, şuraya mesela A konumu diyelim, cisim A konumundayken merkezden bu konuma doğru çizilen vektöre ne diyoruz? Buna RA diyelim. Bakın bu nedir? Konum vektörü diyeceğiz buna. Cisim belli bir hıza sahiptir ve bu hız yarıçap vektörüne dik ve dairesel yörüngeye teğet olacak şekilde şöyle gösterilir. Ve cismi her zaman merkeze doğru çeken ve hıza dik olan bir kuvvet gereklidir. İşte bu kuvvete de ne diyoruz? Merkezcil kuvvet diyeceğiz. Ve kuvvetle aynı doğrultuda da bir ivme gerekir. Buna da ne diyoruz? Merkezcil ivme diyoruz. Bakın aynı şekilde bu cisim dönerek diyelim ki şu noktaya geldi. Bakın bu noktaya geldiğinde bu vektörlerde nasıl bir değişim olacaktır?
Diyelim ki cisim şöyle bir B noktasına geldi. Bakın cisim B noktasına geldiyse, o zaman B noktasının konum vektörü şöyle gösterilirse, bakın bu da RB konum vektörüdür. Cismin hızı dairesel yörüngeye teğet ve yarıçap vektörüne ya da konum vektörüne diktir. Değil mi? Hızı yine V kadardır. Ve cismin üzerinde her zaman merkeze doğru olan şöyle bir merkezcil kuvvet ve bununla aynı yönde bir de merkezcil ivmemiz olacaktır. Arkadaşlar bu dersimizde düzgün çembersel hareketle ilgili kavramlarımızı gördük. Bundan sonraki dersimizde düzgün çembersel hareketle ilgili örnek sorular çözeceğiz. Hepinize başarılar diliyorum.